Mouse ve klavye kullanımını göreceğiz şimdi. Mouse nedir? Şu hani fare diyoruz ya, eskiden fare diyorduk. Şimdi gerçi hala fare diyenler var ama işte şu sağ tuş ve sol tuş dediğimiz olay ve tekerlek ne işe yarar ve klavyedeki bazı tuşlar ne işe yarar. Şimdi böyle bir katı gövdem var. Katı bir parça. Bu üç boyutlu bir parça. Bunu nasıl çeviriyorum böyle? Nasıl zoom in zoom out yapıyorum? Nasıl tek bir hareketle tam ortaya getiriyorum? Bundan bahsedeceğiz. Şimdi mouse'umun şu an görünen parçayı mouse'umun orta tekerleğine basılı tutuyorum. Bakın şurada değil. Şurada basılı tutarsam yine çeviriyor ama çok yoruyor beni, görüyor musunuz? Eğer gelip üzerindeyken şöyle üzerinde çevirirsem mouse'umda çok fazla sağ sola kaydırmadan her tarafını görebiliyorum. Bakın mouse'un orta tekerleğine basılı tutuyorum ve bu şekilde her tarafını çevirip bakıyorum. Sol tuşuna bastığım zaman şöyle, tabii renk yüzey boyalı olduğu için sol tuşa basılı tut ve bastığım zaman bu yüzeyle ilgili neler yapabilirim sekmesi geliyor karşıma. Bakın bu yüzeye bir çizim açabilirim, unsuru düzenleyebilirim, bunu tek tek resime gönderebilirim, ne bileyim bu seçimi pasif yapabilirim veya geri dön diyebilirim veya oraya bir yüzey kaplama atayabilirim veya bu unsuru gizleyebilirim veya seçmiş olduğum noktaya yaklaşabilirim veya bu yüzeye dik bakarım veya buraya radyus veya pah kırabilirim. Sağ tuş yaptığım zaman bakın hem şu yukarıdaki seçenekler geliyor hem de altta şu ikonlar beliriyor. Yani sağ tuşla şu bütün düzenlemeleri yapabildiğim gibi buradaki diğer çeşitli unsurları da uygulayabiliyorum. Biliyor musunuz? Silebilirim veya ne bileyim bütün bu, hatta buna yorum ekleyebilirim. Sonra mouse'umun bakın şu noktaya tıkladım ve mouse'u hiç kaldırmadan tekerleği kendime doğru çeviriyorum. Geriye doğru çevirdiğim zaman buna yaklaşıyorum. İleriye doğru çevirdiğim zaman da uzaklaşıyorum. Neden bu noktada bu nokta değil? Şuradayken mouse'umun tekerleğini çevirirsem eğer bakın çok saçma sapan bir yere gidiyor. Gördünüz mü? Hatta ekrandan kayboldu gitti. Eyvah, ne yapacağız? Birinci yöntem, klavyeden F tuşuna basarsınız. Fatsa'nın F'si yani. F tuşuna basarsınız. İkincisi şuradaki ikon. Sığacak kadar yakınlaştırır. Bakın kısa yolunda bize söylüyor zaten. Buraya basabilirsiniz. Veya klavyeden F tuşuna bastığınız zaman ekrana mükemmel sığacak şekilde en uygun görüntüyü ayarlıyor. Yani mouse'un tekerleğini çevirirken ne tarafta, mouse'un ibleyicinin ne tarafta olduğuna dikkat edin. Gelip parçanın üzerinde ya da şu noktada bir yere tıklarsam oraya zoom in zoom out yapabilirim. İkincisi döndürmeyle. Sağa sola döndürüyoruz, yukarı aşağı döndürüyoruz. Bunu buradan mouse üzerinden yapabildiğimiz gibi klavyeden de yapabiliriz. Klavyeden sağ ve sol ya da yukarı aşağı yön ok tuşlarına bastığımız zaman bakın parçayı döndürebiliyorum. Her bastığımda 15 derece döndürür parçayı. Yukarı aşağı. Shift sağ ok yaparsam 90 derece. Bir tane daha basarsam bir 90 daha, sürekli 90 derece 90 derece gider. Aynı şekilde shift yukarı ok tuşuna basarsam o yönde çevirir veya geri de, ya da shift'e basılı tutup sürekli sağ ok tuşuna bastığım zaman sanki bir animasyonmuş gibi geliyor. Hatta bir de aynı zamanda şöyle bastım. Aynı zamanda bir de yukarı yön tuşuna bastığım zaman üçünün aynı anda yapacak diye baktım ama yapmadı. Yukarı yön, bunu neyle yapıyorum? Shift'e basıyorum ve yukarı yön tuşuna bastığım zaman dönüyor. Veya Shift'e basıp sağ yön tuşuna bastığım zaman sağ tarafa doğru döner. Veya sol yön tuşuna bastığım zaman sol tarafa doğru döner. Şuradaki dediğim gibi ekrana tam sığacak şekilde yerleştirir parçayı. Yanındaki ise seçiyorum. Seçmiş olduğum bir noktaya şöyle tam şu artının orada kalacak şekilde bıraktığım zaman orayı bana yakınlaştırır. Hatta bir daha seçersem bir daha yakınlaştırır, bir daha seçersem bir daha yakınlaştırır gibi. F tuşuna basıyorum klavyeden veya şuna basarsınız çıkıyorum. Şu dik bak, buna dik bak. Şu anda hiçbir şey seçil değil.
ve dik bak dediğim zaman o görünüş hangi yani ön görünüş veya üst görünüş veya sağ düzlem yani şuradaki düzlemler hangisi bana en yakınsa mesela bakın şu şekilde dursun. Bakın şu taraf bana daha yakın değil mi? Veya şu karşısı şu yüzey bana daha yakın. Buradayken gelip dik bak dersem burası tam bana dik bakacaktır. Bir daha dik bak dediğim zaman 180 derece arka tarafı döner. Şuradayken şu görünüm bana yakınken dik bak dersem tam bu cepheyi karşıma alırım. Bir kez daha dik bak dersem klavye kısa yolu CTRL 8'miş. Bir daha tıkladığım zaman 180 derece arka tarafını döndürür ve orayı görür. Böyle hatta klavyeden CTRL Y7 tuşuna bastığım zaman en iyi izometrik görünüşü karşıma alabilirim. Sonra şuradaki bir önceki görünüm buna tıkladığım zaman en son hangi görünüşte kaldıysam o gelir. Bir daha tıkladığım zaman bu şekilde geriye doğru sürekli beni geri atar. Gördünüz mü? Bu. İkincisi kesit görünüm. Buna daha sonra geleceğiz ama neyse bu videomuzun konusu mouse kullanımıydı. Mouse kullanımı dediğim gibi katı 3 boyutlu parçada bu şekilde. Hatta yeni bir parça açtığım zaman şöyle mesela bir çizgi komutu aldım ve çizim yapıyorum. Bakın mouse'la bir kere tıkladım. Tıkladım bir kez daha. Bir daha tıklıyorum. Bir daha tıkladım. Bir daha tıkladım. Bir daha tıkladım. Her seferinde tıklamam gerekiyor ve birleştiği zaman da çizimi kapatıyor. Neyse geleceğiz oraya. Şimdi mouse'un orta tuşuna basıyorum. Bakın çeviriyorum. Bu bir iki boyutlu çizim. Yani neresinden bakarsam bakayım hep iki boyutlu. Anlatabilir mi demek istediğim? Yani şu anda iki boyutlu çizim ortamında olmama rağmen parçayı çevirdiğim zaman arka tarafını ve ön tarafını yine görebiliyorum. F tuşuna bastığım zaman yine burayı bana sığdırır. Klavyeden Spacebar tuşuna bastığımız zaman şurada bir pencere açılır. Şu ve buradan da dik bak deyip bunu karşıma alırım. Yine mouse'umun hatta bunu diğer örnekte göstereyim. Ctrl Tab tuşuyla katı gövdeye geçtim tekrar. Mouse'umun sağ tuşuna basıp sağ tarafa doğru kaydırdığımda bakın çeşitli görünüşler geliyor karşıma görüyor musunuz? İlk başta bunu yapmakta biraz zorlanırsınız. Hemen basarsınız hemen kaybolur mesela o seçenek. Ama basılı tutup sağ tarafa doğru çektiğinizde, basılı tutup yukarı doğru çektiğinizde katı için en uygun komut karşınıza gelir. 3 boyutlu katı da bakın direkt o katıyla kullanabileceğiniz seçenekler karşınıza geliyor. Yani burada şu anda bu 4 tane ama eskiden 8'e kadardı. Şimdi 2018 ve 2019 ile birlikte 12 tane özellik atayabiliyoruz artık buna. Katı görünümde bu şekilde 2 boyutlu görünüme geçtiğim zaman sağ klik yapıp sağ tarafa doğru çektiğimde bakın daire komutunu aldırıyor beni. Çünkü 2 boyutlu çizim yani sketch ortamındayım. Dolayısıyla diyor ki SolidWorks diyor sen sağ klik yaptığın zaman diyor sağ tarafa doğru çekersen ben sana otomatikman daireyi veririm. Aşağı doğru çekersen kareyi veririm. Sol tarafa doğru çekersen çizgi komutunu veririm. İşte yukarı doğru çekersen de ölçü komutunu veririm gibi. Hepsini detaylı bir şekilde göreceğiz merak etmeyin. Yani bu mouse kullanımı bu şekildeydi. Burada da yine aynı şekilde parçayı yapmış olduğunuz çizimi ekrana tam sığdırmak isterseniz şuradaki fit tuşuna basarsınız veya dediğim gibi burada da aynı şekilde klavyeden F tuşuna bastığınız zaman burası yine karşınıza gelir. Yine sağ ok tuşu ve tuşlarıyla yukarı aşağı kaydırabilirsiniz. Spacebar tuşuna bastığınız zaman yine şuradan gelip izometrik görünüşe geçersiniz. Bunu kapatıyorum. Şimdi şurada görünümler var. Bakın burada bu parçanın şurada izometrik, dimetrik ve trimetrik görünüşleri var. Buna buradan gelebildiğiniz gibi klavyeden Spacebar tuşuna bastığınız zaman bakın şuradan dolaşıyorsunuz. Hop olmadı. Şuradan şu ok tuşuna tıkladığım zaman buradan da ulaşabiliyorum. Ve aynı şekilde ekranda birden fazla seçeneği verebiliyorum. Örneğin 4 tane görünüşüm olsun gibi. Tekrar şuradan gelip şuradan gelip tek görünüme geç dediğim zaman normale dönecek. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Bu videomuz bu kadar.